Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yepyeni katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip'e yakından bakıyoruz. Artık katlanabilir telefonlar hayatımızın her tarafına girdi arkadaşlar. Hatta bizim kanalda bu hafta ikinci katlanabilir telefon incelememiz. Yani o kadar artık hayatımızda var bu telefonlar. Samsung'da bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Z Flip'i tanıtarak karşımıza böyle enteresan bir telefonla birlikte çıktı. Tabii ki şimdi tasarımla hızlıca bir giriş yapacağım arkadaşlar. Ancak şunu söyleyelim, bu telefona güzel bir sağlamlık testi hazırlamayı planlıyoruz. Sizin de fikirlerinizi mutlaka yorum bölümüne bekliyoruz. Şimdi gelin lafı dolandırmayalım daha fazla ve telefonun incelemesine başlayalım. Öncelikle İlk başta göze çarpan detay, Fold'da bildiğiniz gibi telefon şöyle kitap gibi katlanıyordu arkadaşlar. Burada olay birazcık daha değişik. Telefonu dik olarak tutuyoruz ve şöyle içeriye doğru katlanıyor. Büyük telefonları cebe koyduğumuz zaman onu çok net hissedebiliyoruz. Ancak bunu at cebine unut formunda her türlü cebe sığar dediğim gibi. İlk göze çarpan detayın da şu olduğunu söyleyebilirim. Bu katlanan tarafta Fold'da katlanma efektini hissediyorduk. Bunda da aynı hissiyat var. Şöyle parmağımızı gezdirdiğimiz zaman aynı şekilde orada bir içeriye göçme olduğunu hissedebiliyoruz. Ancak karşıdan baktığımız zaman ya da sağdan soldan açılardan baktığımız zaman Fold'daki kadar net bir katlanma izi değil bu. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Arka tarafta tabii ki de bir menteşe var bu katlanma işine katkı sağlayan. Fold'a göre yine baktığımız zaman çok daha sağlam, çok daha güvenilir bir halde duruyor. Şöyle çok fazla sallanmıyor. Hele ki kapattığımız zaman herhangi bir oynama vesaire yok. Bu menteşe bana kalırsa daha sağlam, daha güçlü gözüküyor. Tabii ki de bu menteşe sağlam olduğu için çok fazla tek elle açması birazcık zor. Hani hafiften bir güç uygulamanız lazım ve alışması da biraz zaman alabiliyor. Bu menteşeli sistem yine şöyle bir işe yarıyor. Samsung bu tarafa da çok fazla vurgu yaptı. Görüntülü görüşme yapacağınız zaman telefonda ekstra bir standa ihtiyacınız yok. Masanın üzerine bırakıyorsunuz. Ön kamera zaten burada. Karşınızdakinin de görüntüsü buraya çıkıyor ve onunla rahat bir şekilde görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Ya da galeridesiniz. Fotoğraflar arasında dolaşmak istiyorsunuz. Yine üst tarafta fotoğrafı görüyorsunuz. Alt taraftaki boşluktan da sağa sola kaydırarak fotoğraflar arasına geçiş yapabiliyorsunuz. Ultra ince cam diye bir olay var arkadaşlar. Ön tarafta. Fold'da bildiğiniz gibi ekranı dokunduğumuz zaman zaten sağlamlık testini izleyen arkadaşlarımız da görmüştür. Ekranda direkt izler kalıyordu. Burada biraz daha akıllı bir şey yapmışlar. Cam, ultra ince cam diye bir şey kullanmışlar. Tabii sağlamlık testinde bunun testini yapacağız. Ne kadar sağlam, ne kadar değil onu şu an kestiremiyorum. Ancak hissiyat olarak da Fold'dan çok daha farklı. Fold'da bildiğiniz böyle plastik vardı. Burada cam mı değil mi orası tartışılır. Ancak cam hissiyatını yaratan bir malzeme var. Yani plastik değil bu ön taraftaki ekran. Tabii biz burada bu ekranı hani test aşamasını en fazla belki 100-150 defa açıp kapatmışızdır. Ancak bir sene sonunda siz bunu 5000 defa, 10.000 defa açıp kapattığınız zaman bu ortada bir iz kalır mı? İz olur mu, kırılır mı vesaire orasını şu an için bilemeyiz. Ekranımız katlı değilken yani şu konumdayken, açık konumdayken 6.7 inçlik bir boyut sunuyor bizlere. Aynı zamanda 21.9'da 9'luk bir enboy oranı da sağlıyor. Pek fazla alıştığımız bir enboy oranı değil. Telefonları normalde birazcık daha geniş görüyoruz her zaman katlanmayan telefonları. Ancak bu şöyle bir avantaj sağlıyor. Tek elle kullanım açısından çok daha rahat kullanabiliyorsunuz. Üst bölümlere erişmek her ne kadar zor olsa da şöyle de bir dezavantaj sağlıyor. Mesela YouTube'da bir video izliyorsunuz. Videoyu tam ekrana sığdırmak istiyorsanız videonun birçok tarafını kırpmak durumunda kalıyorsunuz. Yani videoda göremediğiniz yerler daha fazla kalıyor normal bir telefona göre. AMOLED bir ekran 2636'ya 1080 bir çözünürlükle birlikte geliyor. Biraz boyutlarından da bahsedelim. Açık halindeyken 16.7 cm'lik bir uzunluğumuz var. Kalınlığımızda 7.2 mm. Tabii kapattığımız zaman işin rengi değişiyor. Uzunluğumuz 8.7 cm'ye düşüyor. Küçücük kalıyor telefon ama kalınlık epey artıyor. Menteşeli tarafı yani en kalın tarafı 17.3 mm'ye çıkıyor. Katladığımız zaman öyle iki ekran arasında rahatsız edici bir boşluk yok. Gayet ikisi böyle iki ekran birbirine güzel bir şekilde yapışıyor. Telefonumuzun toplam ağırlığı da 183 gram. Ön tarafta da bir ekranımız var. Tabii ki de hani telefonu her seferinde açmamız gerekmesin diye buraya çok küçük bir ekran koymuşlar ki keşke bu birazcık daha büyük olsaydı diyebilirsiniz bazen kullanırken. Sadece 1.1 inç boyutunda 300'e 112 piksellik bir ekran burası. Burada bildirimleri görebiliyoruz. Çeşitli şeyler yapabiliyoruz. Ayrıca burası dokunmatik. Onu da söyleyelim. Şöyle bir avantajı da var. Siz güç düğmesine iki defa tıkladığınız zaman burada bir kamerayı kullanabilme özelliği açılıyor. Yani burada kendinizi görüyorsunuz ve yine ses tuşuyla fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Ancak sürprizler olabilir. Çünkü suratınızın her yerini görmüyorsunuz arkadaşlar. Sadece ince bir yerini görüyorsunuz. Şimdi katlanır meselesini bir kenara bırakalım arkadaşlar. Birazcık kamerasından bahsedelim istiyorum. Samsung Z Flip ile birlikte kamera tarafına çok fazla abanmamış diyebiliriz. Muhtemelen fiyattan birazcık daha tasarruf edebilmek için. Arka tarafta 2 tane 12 megapiksellik kamera yer alıyor. Her ne kadar farklı amaçlarla olsa da Samsung en son S9 Plus'ta bu 12 megapiksellik iki kamera
kamera çözümünü kullanmıştı. Tabii ki de günümüze göre uyarlıyorlar bu kameraları. Ana kameramız 12 megapiksel değerinde, dediğim gibi f1.8 diyafram açıklığına sahip. Aynı zamanda tabii ki de OIS desteğini de eksik etmemişler. İkinci kameramız da artık tüm telefonlarda gördüğümüz neredeyse geniş açılı, ultra geniş açılı kameramız. Bu da yine dediğim gibi 12 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram değerini taşıyor. Aynı zamanda arka kameramızda 4K videoları saniyede 60 kare çekebiliyoruz. Burada herhangi bir kısılma olmaması gayet hoşuma gitti. Şunu da belirtelim, arka kameralarda eğer optik zoom gibi takıntınız varsa arka kamerada böyle bir şey yok. Sadece 8x dijital olarak zoom yapabiliyoruz, yakınlaştırma yapabiliyoruz. Samsung bu sene bütün zoom hakkını sanki S20 Ultra'da kullanmış gibi geliyor bana. Ön kamerayı açtığımızda da tabii ki de bir selfie kamerası bizleri bekliyor. Diyafram f2.4 olan 10 megapiksellik bir ön kamerayı eklemişler buraya. Genel olarak aslında kamerayı şöyle yorumlayabiliriz arkadaşlar. Üst düzey bir amiral gemisi parasını verdiğimiz telefondan kamera açısından o performansı çok fazla göremiyoruz. Hani piyasada çok daha iyi kamerası olan telefonlar şu an için mevcut ya da yakın zamanda çıkacaklar zaten. Ama şunu söyleyebiliriz tabii ki de, çok kötü bir kameraya sahip değil. Gününüzü rahatlıkla kurtarabilecek bir kamera kendisi. Aynı zamanda zaten arka planda hem fotoğraflar hem videolar falan filan dönüyor sürekli. Sizin de 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz oluşmuştur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi katlanabilen Samsung Galaxy Z Flip üzerinden duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar aha da bu şekilde kaydediyor. Şimdi gelin telefonun biraz da kameradan sonra donanımından bahsedelim isterseniz. Z Flip için performans konusunda beklentileri yine çok yüksek tutmamak lazım arkadaşlar. Zira yine dediğim gibi kamerada da olsun, donanımda da olsun burada birazcık oralardan kısıp adamlar tasarıma abanmışlar. 2020 yılı amiral gemilerinde gördüğümüz Snapdragon 865 yerine Z Flip'te geçen yıl bütün amiral gemilerinde gördüğümüz 855 Plus'ı kullanmışlar ki bu işlemci de tabii ki de kötü bir işlemci. Sonuçta geçen yıl amiral gemisi. Yüksek grafikli oyunları oynayabilirsiniz. Yüksek işlemci gücü gerektiren işte video düzenleme, fotoğraf düzenleme gibi işlerinizi rahatlıkla bu telefonla da tabii ki yapabilirsiniz. Bunun yanında Z Flip'te 8 GB'lık bir RAM var. Aynı zamanda depolama tarafından kısmamışlar. 256 GB'lık bir depolama ile birlikte geliyor. Gayet her şeyiniz rahat rahat sığabilir içine. Ancak burada şunu söyleyelim, herhangi bir hafıza kartı takamıyoruz. Pil konusunda da şöyle söyleyelim arkadaşlar, hani Fold kadar büyük bir ekrana ihtiyacı olmadığı için biraz daha küçük bir pille idare edebiliyor. Sağlamlık testinde tabii ki de daha net bir şekilde göreceğiz. Ancak benim gördüğüm kadarıyla, internette araştırdığım kadarıyla içinde 2 tane toplam 3300 mAh'lik batarya bulunuyor. Yani 3300 toplam batarya kapasitemiz. Biraz düşük geliyor kulağa arkadaşlar. Normaldir bu 3300 mAh, artık düşük bir pil diyebileceğimiz seviyede. Ancak bir günü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Fakat daha fazlasını beklemeyin. Ofislere denedik arkadaşlar. %0'dan %100'e şarjı yaklaşık 1 saat 55 dakika böyle 2 saat aralıkta bir sürede ulaşabildi. Bunun yanında tabii ki de kablosuz şarj desteği var. 9 watt destekleyebiliyor. Ancak normal şarjdan daha yavaş olduğunu belirtelim. Tabii ki de bu telefonda da 10 dakika boyunca PUBG oynadık arkadaşlar. Sonuçlarımız da şu şekilde çıktı. Şarjımız başlarken %75 seviyesindeydi. %73'e geriledi. Sadece %2'lik bir kayıp yaşadık 10 dakika sonunda. Bence gayet iyi bir değer. Sıcaklık tarafında da başlangıç sıcaklığımız dışarıdan ölçümlediğimiz kadarıyla 33.33 dereceydi. Oyunun sonunda 38.2 dereceye kadar yükseldi. Yani aslında biraz ısındığını söyleyebilirim. Özellikle kameranın olduğu üst bölüm alt tarafa nazaran çok daha fazla ısınıyor. Telefonun bir tarafı çok sıcak, bir tarafı çok daha soğuk şekilde duruyor ama üst taraflarda dediğim gibi dışarıdan ölçümleyebildiğimiz sıcaklık 38.2 derecelere kadar çıktı. Şimdi gelin artık son sözlerimize yavaş yavaş geçelim. Fold'u ilk gördüğümde, ilk elime alıp kurcalamaya başladığımda hissettiğim şeyleri bu telefon içinde hissettim. Kesinlikle etrafta sağda solda çok görebileceğimiz bir telefon değil ve dikkatleri üzerine çekecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Samsung'un burada büyük bir yenilikle hatta karşımıza çıktığı bir gerçek. Ancak burada üzücü bir konu var arkadaşlar. Telefonun fiyatı Türkiye'de 15.000 TL'ye değil 14.999 TL'ye satılacak ön siparişte ve 6 Mart'tan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Ve bu ödediğimiz para kamera için değil, sonuçta çok üst düzey bir kamerası yok. Donanım için değil, en son seviye donanım yine üzerinde yok. Aslında biz burada tamamen bu parayı neredeyse tasarıma ödüyoruz. Yani bana soracak olursanız tamam, güzel, inovatif bir ürün, yenilikler sunuyor bizlere. Ancak gerçekten de pahalı bir ürün. Burası da kaçınılmaz bir gerçek. Son olarak sizin yorumlarınızı da merak ediyorum arkadaşlar. Z Flip hakkında neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz şurada bir beğen düğmesi var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.